Bu 2021'de işsiz başladığımız, geze geze kariyer yaptığımız, basamakları tırmandığımız, zirveye doğru gittiğimiz kariyerimizin yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Hem Arbroat'ı hem de Kosova'yı eş zamanlı götürdüğümüz ama nereye götürdüğümüz belli olmayan bu kariyerde tekrar birlikteyiz. Siz yokken neler oldu? Bir ona küçücük bir göz atalım. Yani bildiğiniz gibi 8-7 geçen bir Danimarka maçımız vardı. Handbol maçı gibi. Burada işte 3 atıyorlar, 3 biz atıyoruz. 2 onlar atıyor, 3 biz falan derken en sonunda birkaç tane atıp bizi yenmeyi başardılar. Çok eğlenceli bir maçtı açıkçası. Ardından Portekiz'i bir tokatladık. Bu şekilde kazandık ki Berisha e neredeyse orta sağdan attı. Biraz zor bir maçtı. Çünkü kalemizi ablukaya aldılar. Fakat Ronaldo çok kötü oynadı. 6-0'la falan oynuyordu bir ara. Yani karambole getirdik diyebiliriz. Her maçı aynı ciddiyetle oynamaya devam edeceğiz. Şimdi sıradaki maçımıza geçmeden önce yine küçük bir hatırlatma yapalım. Bardak olan kupa çünkü kupa dediğimizde bir dünya kupası falan aklınıza gelmesin böyle kaldırıp tribünleri selamlayacağınız. Tabii güzel bir baskısı olan, baskıdan şu an bahsetmiyorum. O bitmek üzere az bir kısmı kaldı. Asıl zaten bardağı ilginçleştirecek, futbol menajeri temsil edecek, bizim kanalı temsil edecek kısmı o olacak. O yüzden katılıyorum yazmamış olanlar yazabilir. Şu ana kadar yapmış olduğunuz tüm desteklere teşekkür mahiyetinde ufak bir hediyemiz olacak. 3 kişiye çıkacak ama onun haricinde de bütün izleyen, yorum yapan, beğenen, abone olan, sessiz sakin kenarda takılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi Kosova maçıyla gezgin kariyer serimizin bu bölümüne devam edelim. Ha bu arada şeyi unuttum göstermeye. Hemen Arbroat'la neler oldu? Arbroat'a da bir bakalım şöyle. Orada biraz yukarı biraz aşağı. Hii, ne oldu? Evet yine bir crash dump hatası aldık. Maalesef bizi birazcık geriye götürdü. Oyunu kaydetmemiştik ama tatile çıkarak o kısmı hızlı geçtik. Arvuat'la neler olduğunu gösterelim. maçla kaç? 4 maç atlatmışız Arvuat'la. Bunun üçünü kazandık. Dediğim gibi ben oynadığımda 2 galibiyet, 1 muhalibiyet, 1 beraberlik olmuştu. Ama bu kısım oynandıktan sonra kayıt almamıştık. Kayıt almadığımız için bir kreşten hatasıyla buralar gitti. Ben de bunları tatile çıkarak yardımcımıza bıraktım. Yardımcımız benden biraz daha fazla yani bir galibiyet fazla alarak çünkü bu beraberlikti benim. Böylece 3 galibiyet 1 yenilgiyle şampiyonşipte 5. sıraya ilerlemiş olduk. Tabi daha 9. maçımız düzinelerce maçımız olduğu için bu kısımlara çok takılmıyorum. Biraz hızlansın diye kariyer bunu böyle geçtim. Milli takım 3 tane de lig maçını 6 maçla tamamlarız bu bölümü. Hadi şimdi hep birlikte kosova Slovakya maçına gidelim. Bu maç bizim için kritik bir maç. Dünya kupasında herkes birbirinin rakibi bu grupta. Bakalım Slovakya'dan kaç atacağız, kaç yiyeceğiz. Evet maça geçiyoruz ama gördüğünüz gibi 4 tane ilk 11 oyuncumuz cezalı. Bu bize büyük sıkıntı yaratacak. Yani az takımdan 4 oyuncunun cezalı olması bir hayli sıkıntılı. Gördüğünüz gibi Slovakya'da da defansta sıkıntı yer Marek Amşik, Harastin, Enraz, Dubrovka ciddi kalbur Usta oyuncuları var. Bakalım nasıl bir mücadele edeceğiz Slovakya'ya karşı. Hemen başlattık oyunu. Evet. Yine çılgın pozisyonlar. Çılgın mücadele. Vokaya Şantop, Haraslin gidiyor şimdi. Geliyorlar. 2'ye 2. Iki. 2 buçuğa 2. Haraslin adamın üstüne vurduğu için. Eyvah. Bero atamadı. O bu Bero şeydeki Bero. Trabzon'daki Bero. Slovakya 3 şut çekti 10 dakikada yine bir handball maçına doğru mu gideceğiz yoksa? Bakalım 20. dakika. Oyunculara biraz daha çabalarsanız sevinirim, mutlu olurum diyelim. Bu var herhalde. Portekiz aldı başını gidiyor. 15 puanı var. Şükürtel indirdi. Haraslin. Bu Haraslin'i durduramıyoruz galiba. Yapma ne yapıyorsun? Tekmeyle adamın arkasından. Offside hocam. Offside. Kaldırmıyor. Kim yok? Bayrağı. Hanko'dan Dubrovka'ya, Lavotka, Skirniar. Oha önde ne kadar çok pas yapıyorlar. E biz bunları önde basmıyor muyuz? Hemen dur. Talimatlara gelelim. Şöyle buradan yo, tamamen önde basıyoruz. E, niye o zaman pas hatası yaptıramıyoruz onlara? Çok mu teknikler? Muriçe. Muriçe indiremedi. Goyani. Sadiku. Rasika. Rasika. Ah Yaklaştık gol'e. Kendi sahamızda muhteşem apartmanların içinde oynadığımız maçta Şala ile bir atak. Şala ne yapıyorsun? Aliti. Alitiden olmadı. Market bakalım onu. Market edebilecek misin? Var mı sende o kadar? Dudanın pası. Eyvah! Mraz vuramadı iki. Şimdi başarabilirsiniz diyelim. Yine şeylerden memnun Sahte beklerimizden. Şunu yönetmene geçirelim isterseniz. Böyle izliyorduk. Evet. Oyuncuların morali düşmüş. Hala başarabilirsiniz diye inandıralım onları. Ya şu kaleci değişikliğini önerme artık. Şu yardımcı kimse. Yardımcı! Önerme şunu artık. Muriç çok uzun oynadı. Şikirtel hata yapar mı? Yapmadı. Yine Dubravka'ya baskı ve topu kaptık. Muriç. Dur. Önde baskı. Hücum attığınızı öne çekerseniz önde baskı ile bu pas hatalarını yaptırabilirsiniz. Ama savunmayı da yaklaştırın ki aradaki blok açık kalmasın. Fakat bunun riski nedir? 8-7 Danimarka biten maçtaki gibi bir topla kalecinizle karşı karşıya kalabilirler. Burada diğer söyleyebileceğimiz bir konu. Şöyle hemen e, taktiğimizle de alakalı konuşmuş olalım. Gördüğünüz gibi Goyani ve Pagrata bunlar bizim beklerimiz. Sahte bek oynattığımız için şu çizgide yani şu alt çizgide mouse'la gösterdiğim şu koridorda değiller daha orta sahaya. Daha orta sahaya giriyorlar. Ön ikili orta saha çıkıyor. Kanatlar burada. Gördüğünüz gibi orta sahada aşırı kalabalık bir şekilde hücum ediyoruz ve boşluklara Kaçabilen oyuncularımız oluyor. Daha doğrusu boşta kalan, boşlara çıkanlar. Forvetinize de serbest oyna, boşluğa kaç veya diğer oyunculara da boşa git vesaire dediğinizde bu boş alanlara doğru yöneliyorlar. Evet Sülemani. Bu kanat oyuncularımızda da şu talimatlar var. Ee, i̇çeriği zorlayarak orta yap. Yani iyice çizgiye inmeye çalışıyorlar ki e, o sayede orta yapmaya çalışıyorlar. Bak gidiyor şimdi. Gördün mü? Ne kadar içeriye indi. Bu içeriği zorlayarak orta yap dediğimiz için. Hatta biraz daha yetenekli, akıllı bir adam olsa bu oyuncuyu da geçip şu noktada yapmaya çalışır ortayı. Muriç de atamadı. Olsun. Müdahalelerde sert oldu Duda'ya pres yap. Şunu boş ver önerip durma ya. Evet, bu ataktan sonra bir oyuncu değişikliği yapalım. Oh Şikirtel'e bak. Ne işin var senin orada Şikirtel? Evet şimdi kimi değiştirebiliriz buradan? Kastrati de kötü oynuyor. Muriç de kötü oynuyor. Ee, Forvet'e oyuncu alamayacağız ama Muriç'i çıkarmak demek büyük eksiklik. Murici çalışkan destek yapsak, Kastrati'yi de çalışkan hücum yapsak daha fazla gezerler. Ee, Süleymani'yi artık çıkaralım. Süleyman sen burada yapamıyorsun arkadaşım. Hadi bir ismete şans verelim. Zaten Sadiku da vasatı aşamıyor. Böyle yapalım. Oyunculara da başarabilirsiniz dedik ki onlar da artık inanmıyor başaracaklarına. Bir duran top. Fagrada. Fagrada attı. Fagrada. Sen sen ne gol attın öyle. Oo. Golün güzelliğine bak. Evet. Yapma yapma. Kontra yeme yapma. Yapma oradan kontra yemeyin. Yemeyin. Gidiyor. Hayır. Ya. Ya. Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> ya 94 olmuş bitmiş ya. Neden? Neden yani neden? Ya illa bir aksiyon olması mı lazım şu maçlarda ya? Ya 90'da 60'ız. 30 saniye kalmış. Bitirsene bitir maçı. Şu Kosova ile gerçekten mucizevi maçlar oynuyoruz. Şimdi Makedonya ile kozlarımızı paylaşalım bakalım Makedonya'ya karşı. Hadi bakalım. Bunu 2B yapalım mı? 2B yapalım. Bu ataktan sonra yedik mi? Yemedik. Tamam. Potem yapalım artık galibiyete ihtiyacımız var. 2B ile ne yapıyoruz? Galibiyet alıyoruz. Hile. Hemen açtık hileyi şu an. Oyunculara da e, başarabilirsiniz beyler diyelim. Her zamanki gibi. Hep başarıyorlar. Bu sefer de. Evet. Kırkalı. Ne kadar tatsız tutsuz bir maç oynadığımız ortada. Bu sefer daha çok çabalayın beyler diyelim. Bakalım bir etkisi olacak mı? 52. dakikadayız. Hala bir şeyler yok. Şu kaleci önerisini bezdirdi artık beni. Alyoski, eyvah, Nestorovski top kontrol etti. Yapma ama 10 kişi bırakma bizi bu dakikada ya. Yani saçma bir iş yaptın. Orada olur mu ya? Babunski, Ristovski, Af. Gidiyevski attı golü. Ofsa atmış da. Bilmiyorum 18 dakika var. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Hiçbir şey oynamıyoruz. Artı 4 verildi. İkisi bitti. 3, 4 ve maç bitti. Çok anlamsız. Hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir şey göremediğimiz bir maç oldu. Kötü mü? Değil gibi çünkü adamların kadrosu gerçekten iyi yani Nestorovski falan baksanıza. Elif Elmas var. Onlar kötü oynamış gerçi de Elif Elmas'ın profile bakar. Kosova 8 puan, Danimarka 13 puan. Yani puan farkı 5. ilk geldiğimizde 8-7 çok kıl payı yenildik. Portekiz yendik, Slovak. Yani şu 4 maçta aldığımız sonuç şu 3 maçtaki sonuçtan iyi bence. Evet hemen ilk uçakla İskoçya'ya döndük Kosova maçından sonra. Şimdi ise... Dande maçına çıkıyoruz. Bakalım liderlik peşinde olan Dande playoff peşinde olan Avruat maçına. Yağmur gibi ataklar. Gaston'la oyun başlıyor. Mekke indirdi. Tabii kapamadık topu. Donnelly forward arkası oynuyor. Little ileriye uzun. Yine geçmedi. Eyvah. McDade'le geliyor. Lin çok güzel kaptı. Osman Sov kendi ekseninde döndü. Stewart gidiyor. Yürü be Stewart. Dur. Ne dedik? İçeriği zorlayarak orta aç talimatı. Ne yapıyor şu an? Zorluyor. Zorlamak önemli. Her doğru oyuncu doğru zamanda zorlarsa böyle penaltı alabilir, çizgiye inebilir, ceza sahasına girebilir. Çalım açtıktan sonra çok daha net orta açmış olabilir bu talimatla. Ama gördüğünüz gibi işe yaramadı tabii ki. Ama o talimat bu yarıyor. Sova uzun ve güzel bir top ama direkten döndü. Bravo sova Güzel topu uzattık. Taş atışıyla başladılar. Şimdi Lin'le hızlı hücuma çıkıyoruz. Sova harika bir uzun top. Osman sova Gaston topu kontrol etti. Uzun oynadı Stewart'a. Stewart topu alamadı. Şimdi buradan kontrol yer miyiz? Yemeyiz çünkü yerimizdeyiz. Ama kapatman lazım. Evet karşılı onu artık. Ama çok basit, çok boş bıraktınız orada ya. Adam içeride iki kişiye kardı edip kafayı vurdu. Neyse başarabilirsiniz diyelim. İnanın biraz kendinize. Kötü oynamıyorduk aslında ama kötü bir hata yaptık diyebiliriz. Bu arada dediğim gibi hop, sahayı yaklaştırdık. Şurada nerede? Dande liderliğe oynayan bir takım. O yüzden oyuncu farkımız da var. Şimdi bir taç atışıyla başladılar. McGovern, McDade, McGovern'ın ortası. Yine bomboş bir pozisyon. Bu sefer de direkt bizi kurtardı. Şimdi bir taç atışıyla başlıyoruz. Bakalım onlar gibi etkili olacak mı? Donnelly içeriye Stewart'a, Stewart arka direkte bomboş. Güzel, çok güzel noktaya gitti Stewart. Golü kokladı adeta. Gol kokusu böyle buram buram. Yine her zamanki gibi 17 şut yedik. Ama 3 tane şutla golü bulduk. Lidere karşı bir de duran top. Kregen ön direğe kesti olmadı. Gold 50 metrelerden şutu var. vah kaptırma orada kaptırırsan. Kaptırırsan 50 metreden bize kötü şeyler olur. Yapma dedim sana. İyi Gaston yemedi bunu. Bu arada ses açıktı. Sesi kapattım. Umarım ses e, çok kötü gelmemiştir. Onun hiç farkında değildim şu ana kadar. İkinci yarıya başladık. 3 hamlemizi yaptık. Pajazit'i aldık ve iki bekimizi değiştirdik. Çünkü beklerden verim alamadık. Aynı zamanda da klasik Pajazit ham hamlemizle. Ah, bu, bunu atsaydık güzel olurdu. İyi bir duran top organizasyonundan. Şimdi bir konto yedik. Karşıladık mı? Eyvah. Güzel. Pajazi yerinde müdahale etti. Şimdi Donalı ile ileriye doğru çıkıyoruz. Osman Sov'a bırakılan top. Osman Sov çok az kalmıştı. Yine bir korner. Çok fazla korner kullandık. Ama ah bu da çeldi mi? Tüh, Güzeldi. Bu, bu seferki güzeldi. Evet dakikalar 68 oldu. 79. dakika 23 şut yedik. 24 oldu. Onlar da baskılı oynuyorlar. Ama güzel kapattık şu dakikaya kadar. Karşıladı White. Keşke bizde kalsaydı top. Uzun bir... Ya onu sektirmezsin ama ya. Bravo kaleci. Defans'ta ilk gol de hatadan az daha şimdi de hatadan bir gol yiyorduk. Şimdi Sov'la kontraya biz mi çıkıyoruz? Bomboş ver. Ya senin ben. Yazıklar olsun lan verdiğim emeklere. <laughs> senin kafanı... Dakika 87 oldu ve maç bitti bitiyor sanırım. Evet. Bir liderlik için oynayan takımdan bu kadar da rağmen, bu kadar ofansif oynamalarına rağmen doğru bir hücumla golü bulup işi bitirdik. Geldik Partik maçına. Partik deplasmandayız. Bizim için tam arkamızda olan tehlikeli bir rakip. Buradan puan almaya çalışalım. Bu sefer TV'ye değil de yönetmene geçelim. McGregor'la uzun oynadılar. Tekrar McGregor. Adamın adı öyle. Penris. Jack Lahne. Güzel başladık. 42. saniyede golü bulduk. Bevis Mugabi, bunu bizden çalmışlardı. Biz istiyorduk. Gaston'la kaleci vuruşunu başladık. Stewart aşırttı. Musa Sov değil. Samba Sov. Aa Sov neler kaçırdın öyle. Wallace'la çok güzel, çok tehlikeli kullandı Wallace. Tekrar yapma, penaltı yapma. Aa, şu ikili mücadelelere dikkat ederseniz yakında. Böyle çekiyor falan, omuz atıyor, itiyor, dürtüyor falan böyle bir güzel mücadele şeyi eklemişler oyuna. Line gelmedi top. Şimdi McGinty uzun oynadı. Lahne'ye gelmedi. Wallace tekrar. Wallace biraz tehlikeli bir abiye benziyor sürekli iyi toplar atıyor. Titser'den Penris'e uzun oynadı. Bobby ah, az daha yiyorduk. Dakika 25 oldu. Şu an için güzel götürüyoruz maçı. Ve bir sakatlık. Osman Sov sakatlandı. Eyvah. Osman'ı çıkartıp Luke alıyoruz. Süpersiniz çocuklar diyelim. Bu dakikaya kadar güzel getirdik bir duran top. McGinty sol bekimiz kafayla durumu 2-0 yaptı dakika 35'te. Bravo, bravo. Bu maç iyi oldu bizim için. Gaston'la yine başlattık oyunu. Donnelly yükselmedi. Stewart aldı topu. Stewart yine zorlayarak gitti. Lin arka direkte. O tam gollü bir pozisyonda ama atamadı. 44 ve ilk yarı biterken bir gol yemeyelim. Mugabe ile oyuna başladılar bu Mugabe de iyi aslında. McGinty çok güzel. Bravo. Şimdi Lahne ile bir hücuma çıkışımız var. Of. Ne gidiyorsun be. Bir de bir de yeteneğin olsa. Zaten Rıdvan Dilmen dediyse yeteneğin de olsa ne işin var bu Evet oyundan memnunuz. Hiç zaman kaybetmeden devam ettik hemen. Bir tek sol bekimizi değiştirdik. O biraz aksamıştı. McGregor'la geliyorlar. Okoflex. Lidl çok güzel çıkardı. Çok uzaklardan bir şut. Tehlikeli bir şuttu. Ama golü yemedik. Oyuncularımıza yine süpersiniz. Gazını verelim. Mekkinti uzun oynadı. Lahne aldı topu önüne. Lahne gidiyor. Yani şu götürüp götürüp bitiremediğim pozisyonlardan sonra sana şunu demek istiyorum. Yani bu ne pehriz bu ne lahne turşusu. Şimdi bir yerde toplantı yapmış bu şeytanlar. Demiş, "Sende ne var? Sende ne var?" Demiş, "Bende bir şey yok. Bir tane istemiş. "Bende var." demiş. "Ne var?" demiş. demiş "Bir karı koca ayırdım." demiş. <gülüyor> 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 Biraz daha düğün oynasan keşke. Oo, McGregor efsane bir gol attı. Dakika 57'de. Çünkü oyundan düşmeye başladık. Bir şey yapmıyoruz şu anda. Yakaladığımızda atamıyoruz zaten. Evet hadi bakalım. Güzel bir atak. Lin'le sol kanattan geliyoruz. Lin bıraktı. Regen, Wild. Stewart'a doğru. Stewart'a öyle saçma bir pas atarsam. Wallace amca geldi ama little güzel hamle. Lah ne. Offside'de yine. Yine offside'da. Gerçekten bu adamdan galiba sadece turşu olur. Şu pozisyonları harcayarak bize büyük sıkıntı yarattı. Adamlar bak, derin şut atıyorlar resmen. Bombalıyorlar. Bir değişiklik daha yapalım istiyorum. Donalı indiremedi. Wallace yine gidiyor. Wallace çok tehlikeli. Hala gidiyor. Çok rahat gidiyor. Yani. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Sen burada kal. Ee, çift forvete döndük. Goldun yerine Pajaziti'yi aldık. Sen de bir, tır, bir tık ileriye çıkarttık. Hücuma geçtik. Evet. Yani oyun çok ortada gidiyor ama biz yakaladıklarımızı atamıyoruz bir şekilde. Sıkıntı orada. Mugabe ile geliyorlar. Güzel bir müdahaleliğinden. Biraz daha çabalayın ya. Birazcık daha ya. Osman Sov'un sakatlanması kötü oldu. Şimdi bir atak mı yapıyorlar? Güzel. Çok iyi. Haydi Evet. Güzel bir ara topu. Offside mi yine? Değilmiş de atamıyor ki. Atamıyor yani adam. Regen'le orta. Eyvah şimdi kontra yiyoruz. Fenris'le geliyorlar. Bravo Pajaziti. Bravo. Güzel savunma yaptın. Güzel geriye döndün. 87 oldu artık. Dakika. Yani 2-0 öne geçtiğimiz maçı da bu şekilde 2-2'ye getirttik. Yok artık. 2-0'dan 3-2 oluyordu. Az daha 6 pastan atamadı adam. Yapacak bir şey yok. Rakip daha güzel derli toplu oynadı ikinci yarıyı. Hele ki Osman Soğudan sonra ciddi anlamda oyundan düştük. Osman Soğuk 8 hafta yok. Of çok kötü oldu adam. 7 gol 2 asist de oynuyordu. Şimdi bakalım ne alemdeyiz. Inverness ile Moldova maçı bitişimiz olacak. Aradaki şu Dunfermline'ı Biraz hızlı geçeceğiz o kısmı. Evet, Inverness deplasmandayız. Osman Sov'un olmadığı, bizi zorlayacak bir maç. Onun yerine Enderayn'i oynatıyoruz orada. Ee, kendi pozisyonu değil ama umarım bizim için bir şeyler yapmaya çalışır. Şimdi hep birlikte bakalım maçta neler olacak. Kötü sonuçlar almıyoruz. En azından yenilmiyoruz Arbroath gibi bir e, oyuncu grubuyla. Playoff şansımız hala devam ediyor. Bu arada inverness'te şampiyonluk adayı. Zaten bizim, karşı biz hariç herkes şampiyonluk adayı bu ligde. Ben anlamadım. E, Linle geldik ve çok güzel bir başlangıç yaptık. Bobby Lin hemen maçın başında yine golü attı. Tabii maçın başlarına hızlı başlayıp sonunu getiremiyoruz. Puan tablosundan bahsedecektim. Gaston'la yine uzun çıktık, indirdik. Stewart'tan bir ara topu lahne bıraktı. Ryan... Çok güzel. Çok güzel. 11. dakikada 2-0 yaptık. Muazzam. Muazzam. Hemen süpersiniz diyelim. Hak ediyorlar. Şuradan gördüğünüz gibi 19 buradayız, 20-24 puan. Yani bu puanla götürüyoruz playoff potasındaki durumumuzu. Daha çok, çok 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 maç var. Ligin yarısı bile olmadı. O yüzden bu bantta kalırsak playoff için şansımızı gayet yüksek tutmuş oluruz uzun bir top. Gaston topu kontrol etti. 20. dakikadayız. Hücum attı oyuncularımızın. Morali de oyunu da çok yüksek. Yine bir savunma arkasında top denemesi olmadı. Şimdi bir kontra geliyorlar. Hamilton güzel kesti. Tekrar topu kaptırdık. Welsh. Tomlinson'la terse dönecekler muhtemelen. Diaz'la uzun oynadılar. Kettings kapatalım önünü. Çok efsane bir şut çekti kendisi. Bu arada onlar da 24 puanda. Çok o kadar sıkışık ki 25 25 24 20 19 diye gidiyor puanlama. Herkes herkesi yeniyor yani. Aynı Kosova grup maçları gibi. McKay McKay Krigen uzun oynadı ama çok saçma bir yere oynadı. Harper'la şimdi tekrar çıkıyorlar. Orada bir baskımız yok mu? Evet, Stewart Paslaşan takıma çekin öne savunma attığını risk alın. Böyle pas hatalarını zorlayın onları. Stewart indirdi. Bir geri topla. Kaleci Ridgers topu aldı. Taraftarlar küfürlü tezahürat yapıyorlar galiba. Orada el kol hareketleri gördüm. Bayağı tepkiler vardı. Ya Galatasaray Siyerçi manyak ya. Ya her maç ben burada dünya küfür böyle falan. Niye? He. Tamam mı? Başka topcu yok mu? Niye? yani güzel başladık devamını getirmemiz lazım. Bu işte şu durumlardan sonra bir şekilde gol yemeyi başarıyoruz yani. Evet tamam bravo Ray. Ya öyle de olmaz ki. Şimdi biz paslaşarak gir dedik sen şımarıyorlar galiba öne geçtiğimizde. Stewart sarı kart gördü. Son dakikada bir gol yemeyelim. Gettings topu tekrar aldı. Şimdi güzel savunma. Güzel savunma. Evet. Evet. Güzel savunma. Devam. Neyse ki onlar da isabetsiz. Evet. Gold yerine Pajaziti'yi aldık. Her zamanki gibi Pajaziti hamlemizden vazgeçmiyoruz. Aynı Aykut Kocaman'ın dirarı Fatih Terim'in Emre babası gibi bizim de Pajaziti'miz var. O yüzden Pajaziti oynamalı. Şimdi bir korner. Kregen'le oynadık. Penaltı. Oyuncuyu değiştir. Penaltı. Kregen de iyi. Ender Ryan. Bizim forvetimiz kullanamıyor mu abi penaltı? Yani Jack Lahne o kullansın. Adam gol atsın. Satarız. Yani golcü adam sonuçta. Golcü adam atmayacak da ben mi atacağım? Evet dümdüz abandı ve gol oldu. Bu kadar. Penaltı kolay iş. Bak 7. golünü attı bu sezon. Alkışlıyor taraftarı. Bravo. 3-0 oldu. Tekrar bir süpersiniz diyelim. Çünkü güzel götürdük oyunu. Stewart'ın sarı kartı var. Beni biraz korkutuyor ama sağ kanat oyuncumuz da yok şu anda. Aslında Ryan'ı sağ tarafa atıp bir ön libero alabiliriz skoru korumak adına. Şimdi şu atak geçsin. Sonra bu konuyu değerlendirelim. Duffy ile Kane ve golü attılar. 3-1 oldu. Şimdi dediğimiz hamleyi biz yapalım. Ryan'ı buraya. Buradan da Ryan'ı birazcık ileriye. Stewart'ı buraya. Buradan da Cameron Blues'u alarak skoru korumaya çalışalım. Bir Rizel ile Duffy. Kane yok artık. Böyle de gol yemeyin ama ya. Aa. Saçma sapan iş. 6 dakikada 2 gol attı adamlar. 3 tane attık maç boyunca uğraştık. Bunun için mi? Hadi 3 dakika daha dayanın. Cık. Hemen hemen kopuyorlar maçtan. Neyse öyle veya böyle bu maçı kazandık. Şimdi biz 19 puandayız. Dunfurm 24, 20, 25 iyi. Arruat'ı fena bir konumda bırakmamış olacağız. <laughs> evet sevgili Kosova severler. Şimdi geldik Moldova deplasmanına. Hemen İskoçya'dan ilk uçakla Moldova'ya uçtuk. Ve takımımızın başında. Evet maça başladık. Moldova'ya karşı beyaz formamızla sağdayız. Zegrova, Zegrova çizgiye indi. Berişe'ye gelmedi top. Şimdi Rata ile uzun oynadılar. Aa Igor Armaş. Bak nasıl seviniyorlar. Tarihlerinde attıkları ender gollerden biri. Mollu da gol yiyoruz ya helal olsun bize. Dakika 2'de hem de. Bunu hücum yapalım. Oyunculara daha çok çabalayın diyelim. Hala Moldova geliyor. Böyle olmaz. Ionita. Aa. Ne oluyor? Yine handball'a mı bağladık işi? Ama bu sefer tek taraflı handball gibi oldu bu. Moldova'dan bahsediyoruz ya. Moldova. OAKA. Oaka bıraktı. Aliti. Sadiku. Evet. Zegrova. Şimdi bıraktı. Sadiku ve 2-1. Al topu al. Al dön. Al dön. <laughs> Gene handball'a bağladı kişi Moldova'ya karşı da. Bakalım ikinci yarı daha çok atmamız lazım tabii ki. Bu sefer bu handboldan galip çıkmak istiyorum. Hadi bakalım başarabilirsiniz diyelim. Başarmak zorundayız zaten. Yapacak başka bir şansımız, bir şeyimiz yok. Evet, şimdi bir duran top. Pakara da var topun başında. Biliyorsunuz güzel bir gol atmıştı ve yine aynısını tekrarladı. 2-2'ye getirdik durumu. Bravo, bravo, güzel. Güzel başlangıç yaptık. Portekiz'de de Makedonya'yı yeniyor. Bir gol daha, bir gol daha. Oyuncu değiştirelim. Kimi değiştirelim? Rasika ile Berisha kötü oynuyor. Haydi Rasika. Of Berisha çok güzel şuttu ama direği geçemedik. Rasika Vrenezi değişikliğini yapmanın zamanı geldi. Dakika 75 oldu. Hala bir e, gole gidemedik. 78 oldu artık Beklerimizi biraz daha öne çıkartacağız. Ondan sonra Berisha'yı şuraya. Sadiku burada kalsın. Berisha'nın yerine Donis Advijaj'ı alacağız. Bunu burada 10 numara hücum diyelim. Ters ayaklı hücum. Sen de ne oyna? Kanat forvet hücum oyna. Artık aşırı hücum diyelim. Ee, daha dikine, daha yüksek tempo, daha yaratıcı. Duran top kazanmaya çalışma. Geçiş oyununda topu Vedat Muriç'e atabiliriz. Hepimiz ilerdeyiz zaten. Bu. Son talimatlarım size bu. Başarabilirsiniz de dedik. Boş ver dedik kaleciyi. Hadi bakalım. Androniç'le taç kullandılar. Orada penaltı yapmazsın ama yapmazsın yani. 2-2 durum. 2-2 gol arıyoruz. Gittin penaltı yaptın ya. Ce Cebotarutuya -cebo mıdır nedir? Adamın Böyle bir şey yok ama ya. Gerçekten yaptığınız ayıp. Ya bırak sen de sadiku madiku öneriyor hala. Her tarafımız sadiku olmuş. O hala kaleciyi değiştir bilmem ne yap. Donis de sakatlanmış. Rahmani, Aliti. Uzun bir top. Vedat Muriç indirdi. Donis... Abi şaka mı yapıyorsunuz? Bak Cebetaru. Bak bak. 37 yaşında bu adam hızımızı yedi. Bu adam penaltıdan bize gol atıyor ya. Allah'a olmaz ya. Oynatmamış bir takımız ya. Bir takımız nasıl sen bu Moldova'dan 3 tane gol yiyorsun. Hiçbir şey yaptın. 21 şuttan 2 gol attın. Adamlar sana 3 gol attı ya. Ya. <laughs> <laughs> her her son videoda bir oluyoruz şu Kosova ile şeyden. İnanılmaz. Şimdi 3 kişi, 5 kişiyi anlatsan inanmaz yani. Dersin ki Moldova bize 3 tane attı. Biz Kosova olarak hiçbir şey yapamadık. 2 tane atabildik. 4. 4 ova Kosova Moldova'dan 4 tane yedi. 5 şut 4 gol. Enteresan gerçekten enteresan kazansak 11 gerçi 5 puan fark olacak onlar iki tane yenilecek biz 2 tane yani zaten çıkamıyoruz ama neyse şöyle düşünelim biz bu Kosova ile yeni jenerasyonla Moriç abilerinin önderliğiyle önümüzdeki yıllarda dişli bir takım yapmak için görevimizin başındayız yoksa Moldova'ya alınan yenilgi telafi edilir diyelim. Evet Total sonuca bir bakalım. Moldova'ya karşı yenildik. Makedonya ile berabere berabere kaldık. Slovakya'ya son dakikalarda, son saniyelerde yenildik. Portekiz'i yendik. Milli durumumuz bu şekildeydi ve Avrupa elemelerine zaten katılamayacaktık ama en azından mücadele ettik. Arbroat kısmına geçecek olursak da e, buradan fikstüre geldiğimizde Arbroat'la ise bu bölümde 8 maç oynanmış olarak gözüküyor. 8 maçta sadece bir kez yenildik, 3 kez berabere kaldık, 3 kez de kazandık. Kötü sonuçlar değil. 4 maçın 3'ü beraber oldu ama bunlar da kuvvetli takımlar. Peki gelmiş olduğumuz konum neresi? Şu anda 19 puanla bir maç eksiğimiz var kazanırsak 22 puanla playoff potasına girmiş olacağız. O yüzden Avruat'ın da başlangıcındaki kötü günleri geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 maçta hiç galibiyet alamamıştık. Şimdi ise 5 maçta yenilmedik. Kosova adına biraz kötü geçen bir bölüm oldu. Yine de güzel devam ediyoruz diye düşünebiliriz. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi profilimizde A lisansı eğitimimiz devam ediyor. Bizim amacımız tamamıyla bu zaten. A lisansımızı alalım. Sezonu güzel bir noktada tamamlayalım. Daha sonra iş fırsatlarını değerlendirerek gezmeye, gezgin menajer olmaya devam edelim. Arbuat ve Kosova kariyeriyle ilgili yorumlarınızı merakla bekliyorum. Tavsiyeleriniz, fikirleriniz, düşünceleriniz her zaman kıymetli. Kendinize iyi bakın. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.